Merhaba. Bu videoda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İngilizce 1 dersinde ara sınavlarda çıkmış sorulara yönelik basit bir konu anlatımı yapmaya çalışacağım. Bu videoyu size İngilizce öğretmek için çekmiyorum. Bu videoyu çekmemin tek amacı sınavlarda sık çıkan soru kalıpları ile ilgili size doğru cevabı bulmanızı yardımcı olacak tiyolar vermek. Ve bu şekilde de sınavdan geçer bir not alabilmenizi sağlamak. Sınavlarda sorumlu olduğunuz diğer derslerin çıkmış sorularının yer aldığı videolarımı da izlemeyi ve eğer hala kanala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi ara sınavlarda en çok karşımıza gelen ve muhtemelen çok basit diyerek hiç çalışmadığımız ama çalışmadığımız için de genelde yarısına yanlış cevap verdiğimiz bir konuya gelelim. M is R soruları. Evet, belki inanmayacaksınız ama her ara sınavda ortalama 4 adet çıkmış bu emizar sorularından. Yani 4'te 4 yaparsanız 20 puan cepte. Önce diyalog şeklindeki sorulara bakalım. Are you veya aren't you şeklinde geliyorsa bu sorular, dikkat etmemiz gereken şey, soruda kullanılan you sen anlamında mı yoksa siz anlamında mı kullanıldı? Ne demek istediğimi örnekle açıklayayım. Are you a student? A student yani tekil. Burada you sen anlamında. O zaman bu soruya olumlu cevap vermek istiyorsak yes i am, olumsuz cevap vermek istiyorsak no i am not şeklinde cevap vermeliyiz. Şimdi ikinci örneğe geçelim. Are you students? Students yani öğrenciler. Soru da çoğul kullanılmış. Yani burada you sen anlamında değil, siz anlamında kullanılmış. O yüzden cevap olarak da biz anlamına gelen we ile cevap vermemiz lazım. Are you students? Yes, we are. Veya olumlu olumsuz cevap vereceksek, no, we are not. Ya da no, we aren't. Peki soru are we şeklinde gelirse ne yapacağız? Örneğin, are we students? Biz öğrenci miyiz? Şimdi burada Türkçe düşünelim. Eğer bu soruyu sınıfları, sınıftaki öğrencileri kastederek öğretmenimize sorarsak, öğretmenimiz bir öğrenci olmadığı için cevap olarak siz öğrenciniz, öğrencisiniz demek isterse yes you are şeklinde cevap verir. Olumsuzu da no you are not. Ama soruyu öğretmenimize değil de yanımızdaki arkadaşımıza sorarsak biz öğrenci miyiz diye sorduğumuzda yanımızdaki arkadaşımız da öğrenci olduğu ve biz diye tanımladığımız topluluğa o da dahil olduğu için Are we students sorusuna evet biz öğrenciyiz anlamında yes we are diye cevaplar. Olumsuzu da no we are not veya no we aren't şeklindedir. Sınavlarda genelde are we şeklinde sorulan sorulara cevap olarak yes we are veya no we are not şeklinde cevap verilmiş. Ama siz yine de sorunun kime sorulduğuna dikkat ederek cevap verin. Eğer cevabı veren kişi biz olarak tanımladığınız topluluğun bir üyesi ise cevabı evet biz anlamında yes we are veya no we aren't olmalı. Topluluğun bir üyesi değilse yes you are veya no you aren't şeklinde olmalı. Yani evet siz öğrencisiniz anlamında. Şimdi tekil şahıslara geçelim. He, she ve it. Bildiğiniz gibi he erkekler, she kadınlar ve it de hayvanlar ve cansız varlıklar için kullanılıyor. He ile başlayalım. Is he a student? Olumlu cevap yes he is Olumsuz cevap ise no he is not veya no he isn't şeklinde olmalı. Soru isimle sorulursa ise ismin erkek ismi mi yoksa kadın ismi mi olduğuna dikkat etmelisiniz. Örneğin, Is Ahmet a student şeklinde bir soruya Ahmet erkek olduğu için yes he is veya olumsuzsa no he is not şeklinde cevap vermelisiniz. Tabii ki no he isn't şeklinde kısaltılabilirdi. Is she a student şeklinde sorulan sorulara ise Tabii ki olumlu cevap vereceksek yes she is, olumsuz cevap vereceksek no she is not veya no she isn't şeklinde cevap vermeliyiz. Bazen kısaltmalarda no she is not şeklinde de yapılabiliyor. İsimle sorulursa ise is Aynur a student? Aynur bir kadın ismi olduğu için vereceğimiz cevap she ile başlamalı. Yani yes she is veya olumsuzsa no she is not veya no she isn't. Ve az önce bahsettiğim gibi no she's not şeklinde de olabiliyor. Son olarak da am I şeklinde sorulan sorulara bakalım. Am I a student? Cevabımız olumluysa yes you are veya yes you are. Cevabımız olumsuzsa no you are not veya no you are not veya no you aren't şeklinde olmalı. Öğrenci miyim diye karşınızdaki kişiye sorarsanız karşınızdaki kişi size tabii ki sen yani you şeklinde cevap verecektir. Şimdi gelelim they ile sorulan sorulara. Are they students? Onlar öğrenci mi? Cevap yine they ile başlamalı. Yes they are. Veya olumsuzsa no they are not veya no they aren't. Ya da they yerine iki ya da daha fazla kişinin ismi söylenebilir. Takım ismi söylenebilir. Parents yani ebeveynler denilebilir. Yani kısacası çoğul ve onlar anlamına gelen her soruya cevap they are ile başlamalı. Are Mustafa and Ali students? Ali ve Mustafa öğrenciler mi? Cevabımız olumsu, olumluysa yes they are. Eğer olumsuzsa no they are not veya no they aren't şeklinde cevap vermeliyiz. Are your parents here? ebeveynlerin burada mı? Sorusu ise? Cevap olumluysa, yes they are veya olumsuzsa, no they are not veya no they aren't şeklinde cevap vermeliyiz. Şimdi farklı şekillerde gelen sorulara bakalım. Mustafa and Hakan bla 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 at, at the school today. Şıklarımız A are, B is, C am not, D is not, e, M. Mustafa ve Hakan burada onlar yani D olarak kullanılmış. D ise olumlu cümlelerde ar, olumsuzlarda arnat veya arınt ile kullanılır. Bu cümlede bize olumlu mu ya da olumsuz mu olduğuna dair bir ipucu verilmemiş. Dolayısıyla şıklarda hem ar ve hem de arınt olamaz. Biz hangisi varsa onu işaretlemekle yükümlüyüz. Burada cevaplara baktığımızda ar bulunmakta. Dolayısıyla doğru cevabımız ar. Mustafa and Hakan are at the school today. Eğer şıklarda are yerine are not veya aren't olsaydı, doğru cevabımız bu sefer aren't olacaktı. Emizar konularında bir de tanışma ile ilgili sorular geliyor. Örneğin, Hello, I'm Mustafa. Cevap olarak da Hello Mustafa, nice to meet you. Şeklinde. Burada genelde I am veya I'm boşluk olarak veriliyor ve bize doldurmamız isteniyor. It için hiç örnek yapmamıştık. Bir de ona bakalım. Is this your pencil? Bu senin kurşun kalemin mi? Burada dikkat ederseniz you demiyor. Your pencil diyor. Yani burada özne kaleminiz. Siz değilsiniz. Yani buna cevap olarak I vermeyeceksiniz. Kaleminiz de cansız bir varlık olduğu için cevabınız yes it is veya olumsuzsa no it isn't ya da no it is not şeklinde olmalı. Şimdi de bu konuyla ilgili sınavlardan çıkmış soruları bir gözetelim. Is David sick? No, bla bla bla. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A. We are not. B. They are not. C. he is not. D. She is not. E. I'm not. Burada soruda David bir erkek olduğundan dolayı is he sick sorusuyla aynı anlama gelir. Yani cevap olarak da no, he is not diye vermemiz gerekir cevabımız. I'm Laura. Bla 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 Susan. Which of the following completes the like dialogue? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? Burada ben Laura'yım, Susan değilim anlamına gelen bir cümle görüyoruz. Şıklarımız A you are not, B. We are not. C. I'm not. D. Am I. E. Are you. Yani burada ben Suzan değilim anlamında I'm not Suzan doğru cevaptır. Am, am I in room 6? Yes. Blah blah blah. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A. You are. B. You're. C. We are. D. I'm. E. They are. Konuşmanın soru bölümüne baktığımızda am I yani ben anlamında. Karşımızdaki kişiye ben 6 numaralı odada mıyım diye sorduğumuzda karşımızdaki kişi sen 6 numaralı odadasın anlamında yes you are veya no you are not şeklinde cevap vermeli. Burada olumlu mu olumsuz mu olduğu belirsiz ama şıklara baktığımızda hepsi olumlu ve burada söylediğim cevaplardan sadece you are var. Am I in room 6? Yes you are. Az öncekiyle hemen hemen aynı soru. Bu sefer de şıklar sadece olumsuz. Sorumuz şu. Are we room F? Cevap bla bla bla. Which of the following completes the dialogue like above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A. Yes you are. B. No I'm not. C. Yes they are. D. No you're not. E. Yes we are. Şimdi burada konu anlatımında yaptığım RV sorularına nasıl cevap vereceğimiz vardı. RV sorularına cevap yes we are şeklinde de olabilir. Yes you are şeklinde de olabilir. Cevapçıklarına baktığımızda yes you are da var. No you are not da var. Yes we are da var. Soruyu sorduğumuz kişi topluluğun bir üyesi mi değil mi onu da bilmiyoruz. Ama şıklara baktığımızda hem yes you are hem no you are not olduğuna göre soruyu sorduğumuz kişi topluluğun bir üyesi. Ve Konu anlatımında da söylediğim gibi genellikle RV şeklinde sorulan sorulara sınavlardaki cevap hep yes we are veya no we are not şeklinde geliyor. Yani buradaki doğru cevabımız yes we are. Kim and David bla 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 at college today. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A are not, B is not, C is D, em not, E, am. Kim ve David burada onlar anlamında yani they. They ile de hangisi kullanılıyordu? Are yani burada doğru cevabımız A, are not. Kim and David are not at the college today. Peter's children blah 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 at school today. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A am not, B am, C are not, D is not, E is. Peter's children. Peter'ın çocukları. Yani çoğul. Yani onlar. Yani they. They ile hangisi kullanılıyor? Are. Şıklara baktığımızda C şıkkı are not. Burada doğru cevap. Peter's children are not at school today. Hello bla 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 I'm black. Hello Anne. Nice to meet you. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A. she, B you are, C I, D am, E I'm. Konu anlatımında da söylediğim gibi tanışma ile ilgili sorular. Ben I'm black. Demek istediğinizde hangi şıkkı kullanırız? Tabii ki E I'm. Hello I'm am Black. Hello, Anne. Nice to meet you. Hi, blah, blah, Kate. Nice to meet you. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A. You are. B. Are you. C. We are. D. I'm. E. Am I. Az önceki soruyla aynı soru aslında. Doğru cevabımız yine I'm. Hi, I'm Kate. Nice to meet you. Is Emma at home? bla bla bla. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? Yes, you are. No, they are not. No, she not. No, yes, they are. No, you're not. Çıklarımız da bunlar. Emma bir kadın olduğuna göre cevabımız yes, she veya no, she not olmalı. Cevaplara baktığımızda yes, she yok ama no, she not var. Doğru cevabımız no, she not. Is Emma at home? No, she's not. The scissors bla 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 on the table. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A is, B is not, C not, D are, E not are. Scissors makas anlamında kullanılmış ama scissors şeklinde yazıldığında bu kural olarak çoğul anlamına geliyor. Yani burada doğru cevabımız are. Are you tired today? Yes, blah blah blah. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A. she is B. you are C. he is D. I am E. we are. Soru are you şeklinde sorulduğu için cevapta I am şeklinde verilmeli. Doğru cevap D. I am. Are you tired today? Yes, I am. Is this your cell phone? Yes, blah, blah, blah. Which of the following the are likable? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A. He is. B. It is. C. He is. D. This is. Y. Yeah, it's. Burada özne cell phone olduğu için it. Şimdi şıklara baktığımızda B'de it is, E'de it's var. Aslına bakarsanız eğer it is a cell phone şeklinde devamı gelecek olsaydı bu sorunun her iki şıkta doğru olurdu. Ama böyle kısaltılarak yes it is şeklinde verilen cevaplarda it's kullanılmaz. Yani burada doğru cevabımız yes it is. Hi, are you Catherine? Bla bla bla, I'm Jenny. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A. Yes, we are. B. No, I'm not. C. Yes, I am. D. No, you are not. E. No, we are not. Soru da sen Catherine misin diye soruyor. Cevap da I'm Jenny dediğine göre hayır değilim anlamında bir şey olması lazım boşlukta. Yani doğru cevap No, I'm not. Hi, are you Catherine? No, I'm not. I'm Jenny. Is Mrs. Jones in the cafeteria? No, bla bla bla. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A She not. B I'm not. C He not. D. They, they are not. E. We are not. Mrs. Jones bir kadın olduğu için doğru cevabımız She is not. Is Mrs. Jones in the cafeteria? No, she is not. Bla bla bla. Carl in the library. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi? Yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar. A. Are. B. What's. C. Is. D. Am. E. Aren't. Carl kütüphanede mi? şeklinde soruluyor. Carl bir erkek olduğuna göre boşluktaki olması gereken kelime is. Is Carl in the library? Mr. Ross, is Marna in class today? Ben, no, bla bla bla. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A, is she. B, she is. C, it's not. D, there's not. E, she's not. Marna'nın bir isim olduğunu anlıyoruz. Şimdi Marna kız ismi mi, erkek ismi mi ben bilmiyorum açıkçası. Ama şıklara baktığımızda hiç hi yok. Demek ki she. Ve cevap olarak da no ile başladığına göre bu soru olumsuz. Yani is kullanamayız. Dolayısıyla she's not olmalı. Doğru cevap e she's not. Is Marna in class today? No she's not. Are you tired today Sally? Yes, bla bla bla. Which of the following completes the dialogue? About? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A. She is. B. We are. C. I am. D. He is. E. You are. Are you ile sorulan soruların cevabı ya I am'dir ya da we are'dir. Burada sen anlamında sorulduğu için doğru cevap I am olmalı. Are you tired today, Sally? Bugün yorgun musun Seli? Yes I am. Evet yorgunum. Are you tired? No bla bla bla. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A you are not, B is not, C they are not, D he is not, E I am not. Yine soru are you şeklinde ve cevapta no ile başlıyor. Demek ki olumsuz ya no we are not veya no I'm not olmalı. Burada isim olarak belirtmediği için bir süre önceki soruda sel vardı hatırlarsanız. Orada kesinlikle you sen anlamındaydı. Burada ise siz anlamına da gelebilir. Ama şıklara baktığımızda cevaplar arasında no we are not yok. Dolayısıyla burada da sen anlamında. No I'm not. Şimdi yeni konumuza gelelim. Simple present tense yani geniş zaman. Burada geniş zamanla ilgili sadece sınavda ne çıkıyor onu göstermeye çalışacağım. Geniş zaman, çoğunlukla bir şeyde genelleme yapılmak istendiği zaman kullanılır. Türkçe düşünürsek, örneğin hafta sonu ormana gideriz, akşamları televizyon seyrederim, kerevizi sevmeyim, sevmem gibi. Kullanım şekli ise, özne, do veya das, fiil ve nesneden ibaret. Diyelim müziği seviyorum demek istiyoruz. I do like music. Ama a ile olumlu bir geniş zaman cümlesi kurduğumuzda do'yu söylemeyiz. Yani I do like music değil, direkt I like music deriz. Aynı şekilde you ile de do söylenmez. Yani you do like music değil, you like music. Tekil şahıslarda ise durum biraz daha farklı. Ama yine de he does like music demeyiz. Dazı tamamen atar. Fiilin sonuna s veya duruma göre es getiririz. Yani he does like music demeyiz. He likes music, she likes music, it likes music şeklinde söyleriz. We ve they de durum I ve you ile olanla aynı. Yani we do like music yerine we like music ve they like music deriz. Does ya da fiilin sonuna gelen s harfi, özne o anlamına gelen he, she ve it olduğunda kullanılır. Tabii o anlamına gelen isimlerde de kullanılır. Mesela Ali likes music deriz. Ali like music demeyiz. Olumsuzlarda da sonuna not ekliyoruz. Yani I do not like music, you do not like music, he does not like music, she does not like music gibi. Ama burada da bunların kısaltmalarını kullanıyoruz. Yani I don't like music, you don't like music, he doesn't like music, she doesn't like music, it doesn't like music, we don't like music, they don't like music gibi. Soru şeklinde ise do you veya does'ı başa alırız. Do I like music? Soru dua ile sorulduğu için ben müziği seviyor muyum? Cevap olumluysa evet sen müziği seviyorsun anlamında yes you do veya olumsuzsa no you don't şeklinde cevap veririz. Dua ile sorulan sorulara you do veya you don't şeklinde. Do you like music? Sen müziği seviyor musun sorusuna ise cevap olarak Evet ben müziği seviyorum. Yes I do veya no I don't şeklinde veririz. Yani do you ile sorulan sorulara da yes I do veya no I don't şeklinde cevap veririz. Üçüncü şahıslar için ise Does he like music? sorusuna olumlu cevap vermek istersek yes he does olumsuz cevap vermek istersek no he doesn't. Does he like, does he ile başlayan hiçbir soruya kesinlikle he is ile cevap vermeyin. Soruda do varsa cevapta da do olmalı. Soruda emizar varsa cevapta da emizar olmalı. Yani tekrar ediyorum. Does he bla 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 şeklinde sorulan bir sorunun cevabı ya yes he does'tır ya da no he doesn't'tır. Asla ve asla yes he is veya no he isn't değildir. Bir de isimle karşımıza gelebilir. Does Ayşe like music şeklinde. Ayşe kadın olduğu için cevap yes she does, no she doesn't şeklinde olabilir. Does your cat like music? Kedin müzik dinlemeyi seviyor mu? Cevap yes it does veya no it doesn't. Do we like music? Yes we do. No we don't. Do Ali and Ayşe like music? Yes they do. No they don't. Bu geniş zaman örneği değil ama Do ile sorulan sorulara ne cevap vermeniz gerektiğini, are you sorulan sorulara ne cevap vermeniz gerektiğini göstermek için bunu da buraya koyuyorum. Are you playing tennis sorusuna cevap olarak asla ve asla yes I do diye cevap vermeyin. Bunun cevabı yes I am'dir. Are you ile sorulan sorulara I am veya I am not. Do you ile sorulan sorulara yes I do veya no I don't şeklinde cevap vermeniz gerekiyor. Do you play tennis? Yes, I do. No, I don't. Bir örnek yapalım. Bla bla bla. You work at nights. A does. B are. C do. D have. E is. Geceleri çalışır mısın? Geniş zaman. Ne kullanmamız gerekiyor? Do veya does. You kullandığımıza göre buradaki cevabımız do. Bla bla bla. Aylin Work at Nights. A does, B are, C do, D have, E is. Aylin tekil şahıs. Ve yine geniş zamanda sorulmuş bir soru. Ne kullanmamız gerekiyor? Tabii ki does. Şimdi ara sınavda bu konuyla ilgili çıkmış sorulara bakalım. I blah 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 a weekly routine because every week is different. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A. Doesn't have. B. Have. C. Don't have. D. Do have. E. Has. Öncelikle bütün şıklar geniş zaman ama bunun bir weekly routine vesaire tarzında bir şey geçtiğine göre cümlede bir geniş zaman cümlesi olduğunu anlıyoruz. A ile başladığına göre bu do veya don't olmalı. Benim bir haftalık rutinim yok çünkü her hafta birbirinden farklı demek istiyor bu cümlede. Dolayısıyla cümle olumsuz. Do ve olumsuz olan da C şıkkı don't have. I don't have a weekly routine because every week is different. Diğer soru. I blah 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 drive to college. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A aren't B don't C doesn't D not, E isn't. I ile kullanılması gereken geniş zamanda do veya don't'tur. I aren't drive diye bir şey olmaz. I don't drive. Burada doğru cevap. Does your sister do her homework after school? Yes, she bla bla bla. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A does, B is, C do, D M E R. Soruda, does your sister var. Yani bir she. Zaten cevapta da she olduğunu belirtmiş, belirtmiş. She ile beraber ne kullanıyoruz? Tabii ki does. Do you belong to a club? Bla bla bla. I don't like clubs. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A. Yes, I do. B. No, I'm not. C. No, I don't. D. No you don't. E yes you do. Duyuyla sorulmuş. Dolayısıyla cevap I do veya I don't olmalı. Sorunun cevabında zaten I don't diye devam etmiş. Demek ki no I don't doğru cevap. I blah 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 the newspaper paper every day. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A reads. B doesn't read. C read. D do read. E Does read. Şimdi I ile beraber do kullanıldığını söylemiştim. Daha sonrasında da fiil kullanılır. Yani C ve D şık aslında burada doğru. Ama do olumlu cümlelerde kullanılmaz. Dolayısıyla doğru cevap read. I do read de yanlış değil. Ama olumlu cümlelerde do read şeklinde değil sadece read şeklinde kullanılır. Bla bla bla, you get up late on the weekends. Which of the following completes the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A does, B are, C do, D have, E is. You ile beraber does mı kullanılır, do mu kullanılır? Tabii ki do. Doğru cevap C do. Do you get up late on weekends? We bla 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 go out a lot. Which of the following complete the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A. Am not. B. Aren't. C. Isn't. D. Don't. E. Doesn't. Geniş zamanda V ile beraber ne kullanılır? Don't. Who bla 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 a big car. Which of the following complete the sentence above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A. Drives. B. Does drive. C. Do drive. D drive, E don't drive. Bu arabayı kim kullanıyor? Doğru cevap A drives. Who drives a big car? Does Tom play on the soccer team? Yes, he bla bla bla. Which of the following complies the dialogue about. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? A are, B do, C is, D has, E does. Çok net bir şekilde cevabımız does. Çünkü soruda da does var zaten. Bla bla bla. Your English teacher come from the USA? Yes. She's from Boston. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? A do, B does, C is, D has, E are. Bu bir geniş zaman sorusu. Your English teacher'ın da ee, İngilizce öğretmeninin de aşağıdaki cevaptan bir kadın olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla cevabımız B. Does. Şimdi aşağıdaki she is from Boston kafanızı karıştırmasın. Yukarıdaki sorunun does'la başlayan sorunun cevabı aslında sadece ilk kısımda. Yes nokta. Yani aslında orada yes she does demesi gerekiyordu ama burada kısaltmış sadece yes demiş. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İngilizce bir dersi ara sınavda çıkmış sorulara yönelik basit konu anlatımı ve çıkmış sorular setinin ilk videosunun sonuna geldik. Bu serinin ikinci videosunu kısa zamanda yükleyeceğim. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.